Babadan Cağ Kebabı Murat'la Gezinti'yi sunar. Sevgili izleyenler, Murat'la Gezinti programı olarak dün akşam saatlerinde sevgili izleyenler Simav ilçesine bağlı Güney kasabasına sevgili izleyenler ne yaptık bizler? Allah'ın izniyle vardık. Ve tabii ki sevgili izleyenler şu anda cumartesi günü hem de mübarek günde Berat Kandil'de sevgili izleyenler Güney kasabasında çok değerli Güney kasabası belediye başkanımız, sayın muhtarlarımız ve zabıta müdürümüzle birlikte sevgili izleyenler çekimlerimize başladık. Ve ben sözü vermeden önce Serdar abiyle birlikte şöyle bir manzara gösterelim. Bakın sevgili izleyenler, İşte Güney kasabası sevgili izleyenler şu anda kuş bakışı sevgili izleyenler bir izlemek istiyoruz. Tarihi dokusu bozulmamış. Tarihi evler. Bakın damlara, tarihçeye baktığınızda sevgili izleyenler kiremitlerin ne kadar orijinal, eski olduğunu görüyorsunuz. Mükemmel bir ortam. Tam bir yayla havası ve yeşil bir ortamda sevgili izleyenler Ege'nin incisi Simav ilçesine bağlı Güney kasabasında şu anda değerli çekimlerimiz başladı ve şu anda sevgili izleyenler bu güzel kasabadan sizlere selam gönderiyoruz. Ve temiz bir ortamda doğal kliması, suyu güzel olan, özel yemekleri olan ve tabii ki sevgili izleyenler güzel hayatı olan yerleri biraz sonra inşallah izleyeceksiniz. Güzel davet için, bu güzel ortam için değerli misafirlerimize, sizlere ve tabii ki burada yaşayan insanlara, sizin de size çok teşekkür ediyoruz öncelikle Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Anlatın bu güzel ilçemizi. Simav ilçesine bağlı Güney kasabası Zirve'deyiz. Ortam mükemmel, manzara harika ve ne oldu burada? Enerjimiz tavan yaptı. Bıraksanız herhalde bir saat daha konuşuruz. Söz sizde Sayın Başkanım. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz beldemize. Beldemiz Güney kasabası Simav ilçemize 13 kilometre mesafede. Ege'nin incisi olan Simav'ımız, jeotermal kaynaklarıyla meşhur güzel ilçemiz Simav'ımız ve beldemiz. Biz Simav'a Küçük Bursa ismini söylüyoruz. Biz her gittiğimiz yerde de Küçük Bursa'danız diyoruz. Yeşillik, doğa, dediğiniz gibi doğal klima, ne ararsanız var. Allah'a hamdolsun. Çok şükür böyle bir memlekette, böyle bir beldede, böyle bir Simav ilçesinde, Kütahya ilinin topraklarında dünyaya gelmişiz. 2000 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen bir hıdrellezimiz var. İnşallah beldemizin tanıtımı için çok iyi bir program olacak. Çok iyi bir Rabbim nasip ederse bir hıdrellez programı olacak. Tabii bu ara hava durumu biraz iç açıcı değil ama. Güzel görünüyor ama inşallah yarın inşallah, olacak. İnşallah. Çok güzel bir program hazırladık. İnanıyoruz ki olacak inşallah. Evet, evet. Temennimiz o. Minikleriminizle, çocuklarımızla güzel bir okul programı, okuldaki çocuklarımız program hazırladı. Hocalarımız, öğretmenlerimiz. İnşallah onları tanıtacağız. Böyle güzel etkinliklerde insanlar bir yere gelip kaynaşıyor. Evet. Hıdrellez bahanesiyle Güney kasabasının ve tabii ki diğer ilçelerden gelen insanlarımız bu program vesilesiyle birbirini tanıyor. Evet. Yabancılara evet. Kaynaşıyor ve güzel bir ortam oluyor. Değil mi Sayın Başkan? Evet. Bu söylediğiniz kesinlikle doğru. Simav'da panayır vardır malum. Panayır yıllardan beri yapılır. Belki tam tarihini bilmiyorum ama 90 yıldır var galiba. Maşallah. Evet. Bizim inşallah burası Simav'ın panayırın küçük panayırı diyelim biz kardeşi. Oraya doğru gidiyor. 20 dönüm alan üzerinde satıcılarımız, esnaflarımız
Ve şehir dışında bulunan hemşerilerimizin Hıdırlaz'da bayramda buluştukları gibi Hıdırlaz'da buluşmaları, buluştukları ve Hıdırlaz gününü bekledikleri bir gün oluyor Hıdırlaz'ımız. Dediğim gibi küçük bir panayır. Bizim de yarın işte nasip olursa hep beraber olacağız. İnşallah biz bunu beldemizin tanıtımında kullanmak istiyoruz. Bizim beldemiz tarım ve hayvancılığa dayalı bir belde. Balık nasıl gidiyor bu bölgede? Biraz anlatın, detaylı anlatın bize. Ya, muhtarlık normal gidiyor. Yani o kadar fazla sıkıntılı değil. Yani belde olduğu için bizde fazla sıkıntı olmuyor yani. Yaşam nasıl gidiyor bu güzel kasabada? Yaşam çok güzel yani. Öyle bir nasıl bir kasabamız var? Güzel bir kasabamız var. Yeşil, her şeysi düzgün. Güzel yani. Zaten manzara her şeyi anlatıyor. Evet. Meşhur kuru fasulyemiz, öncelikle ayçiçek, mısır ve bütün yetişebilecek toprakta ne varsa hepsi beldemizde mevcut. Ama biz bunun tanıtımında biraz zayıfız. Değil mi? Sıkıntı küçük, ediyor. Evet. Beldemiz küçük olduğu için malum bizim de bütçelerimiz kısıtlı. Yoksa biz de elimizde bir tutan olsa beldemizin tanıtımı için, buradaki insanların istihdamı için, işte ürünlerin daha kaliteli yetiştirilmesi için ve göçü önleme açısından olsun, burada sulu tarıma geçiş açısından olsun ve sanayi bölgesi, hayvancılık ve tarım sanayi bölgesi açısından olsun, göçü önlemede ne gerekiyorsa zaten bütün bu tanıtımlar da amacı zaten o. İnşallah biz yaptığımız ve bundan sonraki yapacağımız çalışmalarla ilgili olarak göçü önleyeceğiz. Gurbete gitmiş olan vatandaşlarımızı geriye gelmelerini sağlayacağız. Biz Güney Kasabası'nda yaşayan vatandaşlarımız geçimini neyle sağlıyor? Tarımcılık mı? Evet. Hayvancılık mı? Ne yapar? Şimdi Güney Kasabası'ndaki yaşayan insanlarımızın tamamı genç nüfus. %70'lerde genç nüfus, %30'larda evet. Bunları göremiyoruz her yerde biz. Evet, aslında gençleri göremiyoruz. Genç nüfusumuz çok. Şu anda beldemizde ilçe tarıma kayıtlı 1250 civarında büyükbaş hayvanımız var. Maşallah. 4000'e yakın, 3800 civarında da 4000'e yakın da küçükbaş hayvan kayıtlı. Yani dolayısıyla hayvancılık ve tarıma dayalı bir sanayi diyelim, geçim sanayisi diyelim. Sanayi değil de geçim buradan. Tabii bunun geliştirilmesi lazım. Bunun geliştirilmesi için de yani evet 1200 baş büyük hayvan az değil yani çok. Çok iyi bir rakam. Küçük baş hayvan da iyi bir rakam. Arazimiz de müsait. Arazimiz geniş. Yaklaşık 3200 dekar alanda bir sulama alanımız var. İşte gölet, Örenli köyümüz var 2 kilometre ötede. Orada bir gölet çalışması yapıyor DSA'yı. 1000 günde 1071 gölet projesi içerisinde. Allah nasip ederse bu yılın ikinci yarısında yapım ihalesi olup 2019 yılında sulamaya geçilmek şartıyla zaten devletimiz programını almış. Böyle bir çalışma var. Biz dört gözle o çalışmayı bekliyoruz. Bunun hızlandırılmasını bekliyoruz. O zaman bu gördüğümüz şu arazi burada evet atıl vaziyette şu arazi boş duruyor şu anda. Boş. Evet. Kavak ağaçları var. Boş duruyor. Vatandaşımız da zaten sulamayı bekliyor. İnşallah buranın hizmeti açıldıktan sonra bu kavak ağaçlarının kesilip gelir getirici ürünle dayalı bir sektör oluşturmak istiyoruz.
hem bir sistem sağlamış olur hem de güzel bir tarafı. Kesinlikle, kesinlikle şu anda biz 2000'in altındayız belde olarak. Nüfusumuz çok düştü. Neden? İş sahası yok. Vatandaş diyor ki, evet, tabii. Vatandaşımız diyor ki, ya bu gölat olursa bu kavak ağaçları da vatandaş kendi rızasıyla kesecek zaten. Dışarı ve göç olmaz. Göç olmaz. Tarım, göç alırız. Evet, tarım bu memleketimize çok bakar ve çok bile gelir. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. İnşallah daha sonraki zamanlarda, dakikalarda İnşallah. Beraber olacağız. Güney Kasabası'nın nasıl bir yaşam var Güney Kasabası'nda? Güney Kasabası'nda iyi bir yaşam var, güzel. Evet. İşte gördüğünüz gibi yeşillik, her şey. Yaşamınız, ömrünüz nasıl geçti bu güzel ömrümün kasabasında? Çok kasabada. Güzel geçti şu yaşıma kadar. 60 yaşındayım. Maşallah. Çok güzel hayat geçirdim. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz burada? Nasıl? Çocukluğunuz nasıl geçti burada? Çocukluğumuz çok iyi geçti yani. Çok mesela? Güzel. Ya bileyim, oyuncaklarla, eğlencelerle hep yani biraz imkansızlık vardı ama doğal ortam evet, vardı burada. Tabii. Bir aradaydınız. Evet. Büyükler nasıl geçimini sağlardı o zamanki koşullarda? Tabii o zaman çok garibanlıklar şeyler vardı şu yani. Şu anki şanslı değil mi şimdi? Şimdi şanslı. Peki bu güzel evet. Kasabamızın yemek kültürü nedir? Yemek kültürü bayağı güzel. Mesela yemek kültürü olarak yani her şey fasulyemiz bu. Başka fasulye, nohut. Düğün yemeklerimiz oluyor düğün, burada. Evet, onları. Nasıl geçiyor düğünlerimiz burada? Çok güzel geçer. Mesela? Evet. Eğlenceli. Toplum, herkes olur. Birlik, beraberlik olur. Beraberce. Yani güzel bir eylem yapar. Var mıdır böyle sizin düğünlerinizde de böyle işte ne bileyim? Vardır. Sadıçtır, ne bileyim işte böyle bir. Vardır. Mesela vardır. Nasıl oluyor evet. Orada sadıçlar? Oynarız, tüngürüz, alay çekeriz, bilmem bir şeyler yaparız yani. Ceza ne veriliyor damada? Ceza, öyle bir ceza verme kanunu yok bizde. Onu kaldırdık. Yani neden kaldırdık? Yani önceden bir elma atışı olurdu bizde. O elma kapma olayı onu satarlardı damata. Ondan bir olayla çıktı. Güzel sonunda, o güzel bir şeydi ama onu şu anda kaldırdık. Çok teşekkür ederim. Ben Fatih Mahallesi muhtarıyım. Maşallah. Anlatın değerli izleyicilerimize. Şimdi bu güzel kasabamızı, manzara mükemmel, evet. Doğal kliması olan, yeşilliği evet. Olan evet. Bu güzel kasabada neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim artık yani söylenecek bir şey yok burada. Her şey herkes görüyor yani biliyor nasıl bunu. Nasıl geçiyor burada? Yaşamınız nasıl geçti? Ömrünüz nasıl geçti? Güzel geçti. Şu anki yaşam nasıl geçiyor? Güzel. Gençlerimiz neler yapar? Ya işte bizim gençlerimiz dışarı çok gidiyor yani. İstahası olmadığında yolu. Peki burada sohbetler nasıl oluyor? Bir araya geldiğiniz zaman sağ olsun başkanlarla, köyün büyükleriyle nasıl bir sohbetleriniz oluyor bu güzel kasabada? Ya, kendi aramızda işte bir muhabbetimiz yani. Biliyor musunuz? Evet. Onlarla bir arada oluyorsunuz. Her akşam mesela kahvede toplanırız, kendi aramızda muhabbet ederiz. Peki buranın neden doğal bir ürünleri vardır? Büyük şehirlerde bu lezzeti yakalayayım biz. Bu güzel ortamlarda yediğimiz ya yemek lezzeti başka yerde yok. Bunu sebebi neye bağlısınız? Mesela organik gübre kullanmıyoruz. He. Onun için yani her şeyimiz organik şey yani organik. Peki neler çıkıyor tarlamızda? Neler çıkıyor tarlamızda? Fasulye, ayçiçeği, mısır. Yani buna benzer. Bu da elverişli değil mi? Evet, evet. Buradan memnun musun burada yaşamak? Evet, memnunum. Ve ben şu an sevgilinizle kapanış yapacağım ama şu görüntüyü tekrar göstermek istiyorum sevgili izleyenler. Bakın yeşilliği diyoruz. İşte yeşillik sevgili izleyenler. Bursa'yı niye andırıyorsunuz? Bakın nasıl Bursa'yı andırmasın. Tarihi, evi, dokusu, yaşantısı, mükemmel bir ortam sevgili izleyenler. Şu anda çekimlerimizi, röportajımızı sonlandırıyoruz. Aşağı doğru gideceğiz. Bakalım ben Burak Gökhan ve kameraman abimiz Serdar Güneş'le birlikte ve sağ olsun çok değerli belediye başkanımız Güneyköy Belediye Başkanımız ve değerli muhtarlarımızla, zabıta müdürümüzle bugünkü çekimlerimiz nasıl olacak bu bölgede hep birlikte izleyelim.
Şu anda önünde bulunduğumuz çeşmemiz, akarsuyumuz beldemizin içme suyu. 18.500 metre. Yani 18 kilometre, 18.5 kilometre kuzeyimizden Akdağ dediğimiz mevkiden gelmektedir. Tahmini 40 yıllık bir suyumuzdur ve içimi çok güzeldir. Burada çevre köylerden bu suyu içme için arabalarıyla gelirler vatandaşlarımız. Naşa, Simav, Çitköl, Demirciköy, Kaşı köylerden, beldelerden günlük en az 30-40 tane araçla beldemizin içerisindeki bulunan akan çeşmelerden sadece içmek için bu suyu götürürler. Suyumuz şöyle tabirle anlatabilirim. Mideyi şişme yapmaz. Ne kadar içerseniz için içtiğinizin farkına varmazsınız. Böyle bir suyumuz. Doğal kaynak suyudur. 40 yıldır gelmektedir. Biz de geçen yıl ishal ettiğini 4000 metresini yeniledik. Allah getirenlerden, sebep olanlardan razı olsun diyorum. Su hayattır. Lütfen israf etmeyelim. Zirvede başladık. Şu anda aşağı doğru sevgili indiğimiz zaman sağ olsun bir çok değerli iki tane ablamız ve bir de tabii çok değerli bir kızı var. Kıymetle birlikte bu güzel yerde çekimimiz devam ediyoruz. Ve tabii ki ablalarımız, Atike ablamız ne yapıyor diye sevgili izleyenlerimiz merak ediyor. Ve ben bu Güney Kasabası'nda bu işin olduğunu bilmiyordum ve görmüş olduk. Halı dokuyorlar maşallah. Öncelikle Atike abla bırakalım bir kamera sizi görsün. Kaç yıldır bu halıyı dokuyorsunuz? Nasıl öğrendiniz ya, mesleği? Fazla dokumayın ya, öyle arada sırada dokuyun. Kimlere dokuyorsunuz bu halıları? Bu Çitköylü birine dokuyoruz. Eğlencek olanı birine mi? Çeyizlik mi? Bilmiyorum nereye sattığını. He olsun. Satılmağı için dokuyun. Nedir bu halımızın özelliği? Bu kaba hal diyorlar buna. Tamam, ipliklerimiz organik mi, doğal mı? Aha, kendileri üretiyorlar doğal. Peki şu halımız kaç metrekare olacak şu andaki görmüş olduğumuz halımız? 4 metreden fazla bu. Peki ne kadar zamanınızı alıyor? Devam 90-20 günde çıkacak. 20 günde bitecek. Peki evet. Kaç ip gidiyor şu anda bu halıya? İpi kaç çeşit bilmiyorum. 6-7 çeşit var. Kimle beraber yapıyorsunuz bu halı işini? 4 tane kimse dokuyoruz. 4 kişi. Şu evet. Anda yanındaki ablamız mahalleden mi, sizden mi? Mahalleden ha. Diyorsunuz ki hem diyorsunuz burada yaşıyoruz. Bir yolu hayatımızı idame etmemiz lazım. Evet. Talep olursa, istek olursa halı dokumuzu yapıyoruz. Sevgili izleyenler, şimdi tabii ki Atiba ablamızın bir özelliği var. Hem röportajını yapıyor hem işinden de geri kalmıyor. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bir yerden halısını dokuyorlar. Bir yerden de Murat'la gezintiye cevap veriyor. Ve sevgili izleyenler, bizler de gezinti programında bugün cumartesi günü sabahında start aldık. Ve keyifli çekimlerimize devam ediyoruz. Ve diğer ablamıza geçeceğiz şu anda. Bakalım bu güzel meslekle ilgili ve bu güzel kasabada yaşamak nasıl oluyormuş? Hep birlikte kendisine şu anda sorularımızı iletiyoruz. İçeride yerim delik, kadınım delik.
İşte şu anda görmüş olduğunuz bu modelde seni inşallah hazırlayacaklar. Makine yok. Tamamen el ile bu işi yapıyorlar. Zor değil mi ya? Zor ama yapıyor. Halı her şeyi yaptırıyor. Aynısı mı olacak şimdi bu halının? Bu keresindeki. Ha, bu da sendeki ne olacak? Maşallah ya. Nasıl göz kararı, nasıl yapıyorsunuz bu göz kararı? Yapıyor abi, böyle baka 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 aşağı baka baka yapıyoruz. Bakın şu anda görüyorsunuz, makine yok. Tamamen buradaki görmüş olduğunuz motifli işlemelerdeki halımız hazır olacak. Ve şu anda ablalarımız start almış. Güzel bir çalışma var burada sevgili izleyenler. İşte Güney Kasabası sadece tarım, hayvancılık yapılmıyor. Sipariş alınırsa bu değerli ablalarımız halı dokuması da yapıyor. İnşallah büyük şehirlerden büyük bir talepler gelir. İnşallah emeğini karşılığında alırlar. Şu anda emeğini karşılığında almıyorlar ama bu mesleği sevdikleri için. Ama az ama çok demiyorlar. Ve işte görmüş olduğunuz bu değerli, hünerli, köylü insanlarımız, bu güzel ablalarımız işte görmüş olduğunuz gibi bu güzel halıları siparişe göre hazırlıyorlar. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersin? Güzel bir kasabadayız. Güney kasabasında. Evet. Ablaların hep berabersin. Evet. Duygularını alayım. Nasıl bir heyecan var burada? Güzel. Mutlu musun? Mutluyum. Nasıl geçiyor burada yaşamın bir genç olarak? Güzel geçiyor. Neler yapıyorsun mesela? Kendi arkadaşlarınla bir araya geldiğin zaman burada yaşamın nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Arkadaşlarla köyde tarlaya gezmeye. Gezmeye gidiyorsun. Peki anneler şu anda... bu güzel halıcılık yapıyor. Öğrendin mi sen de bu mesleği? Evet, öğrendim. Yıllar önce öğrenmiştim. Nasıl? Yani bu halı işini yaptığın zaman ki o anki şeyin duyguların nasıl oluyor? Stresin gidiyor mu? Bir eser çıkıyor burada sonuçta. Yani mutlu ediyor. İyi bir şey, güzel bir şey. Emeğimizin karşılığını da alsak daha güzel İnşallah. Olur. İnşallah. Onun yüzünden bizler değerli şeylerimizi verdik izleyicilerimize. Evet. Peki şunu söyler misin izleyicilerimize? Neden böyle güzel kasabalara gelsin değerli izleyicilerimiz? Güney kasabasına senin gözünden niçin orasınlar? Güzel bir yer, ne bileyim. Bol yeşilliği olan bir evet, ortam. Evet, yeşillik. İnsana ferahlık, veriyor, mutluluk veriyor. Bir de burada yarın güzel bir etkinlik olacak değil mi inşallah? Evet, inşallah. Ne olacak inşallah? Başkanımızdan güzel bir eğlence bekliyoruz artık Hıdrellez. Kime danıştım aman aman, ben yandım aman, sen benim olacaksın. Kadehleri dolsun, ne olursa olsun, her gün böyle olsun, amanlar olsun. Kadehleri dolsun, ne olursa olsun, her gün böyle olsun, amanlar olsun. Kadehleri dolsun, ne olursa olsun, her gün böyle olsun, amanlar kadehleri donsun, ne olursa olsun, her gün böyle olsun, amanlar olsun. Kadehleri donsun, ne olursa olsun, her gün böyle olsun, amanlar olsun. Kadehleri okay. Babadan Cağ Kebabı'nın sunduğu Murat'la Gezinti devam edecek.
yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenle. Damaklarınızdaki lezzet, ekiz diye yazılır, zeytinyağı diye okunur. Benim kullandığım tek yağ var. O da mutfakta. Orkide yağ. Orkide yağları. Başka hiçbir yağ benzemez. Orkide yağ. Ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın. Babadan Cağ Kebabı'nın sunduğu Murat'la Gezinti devam ediyor. Ve tabii ki çok değerli bir konuğumuz var. Geçen hafta misafirlerdik. Sima Belediye Başkanımızla Süleyman Bey'le beraberiz. Çok değerli belediye başkanımız. Bakalım bu hayır yemeğiyle ilgili, Güney Kasabası'nda yapılan bu güzel ortamla ilgili öncelikle sayın başkanımız neler söyleyecek bir dinleyelim. Sayın başkanım tekrar merhabalar. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Sabaha geldiniz. Sayın başkanım. Bu ilçemizin, beldelerimizin, köylerimizin geleneksel bir özelliğidir. Hayır yemeği. Evet. Ölenlerimizin ruhuna şahit etmek adına böyle tüm köyümüzün, mahallemizin, beldemizin tüm sakinlerini böyle bu şekilde yemeğe davet edip biz de buyurduk, geldik. Benim seçimde sloganım şuydu: halkın adamı, halkın adayı. Biz de halkımızla beraberiz. Bu genelde yöremizin özelliği önce çorba. Evet. Daha sonra et. Evet. Daha sonra irmik helvası. Daha sonra pilav, bulgur pilavı ve hoşaf. Bu geleneksel, yanı başında da soğanımız. Yani bunlar olacak. Ayrılma yok. Kasabamızla ilgili ne söylemek istersiniz sayın başkanım? Güney Kasabası nasıl bir yer? Ben dedim nasıl bir ortam olacak ama gezdiğim kadarıyla malzeme görüyoruz. Halıcılık var, hayvancılıkla insanlar geçimini sağlıyor. Şu anda insanlar bir arada, tarımcılık var. Bu güzel kasaba nasıl bir yer? Güney beldemiz Simav Gölü'nün kenarında çalışkan, hem hayvancılık hem de tarım. Hem de şu anda hem tekstil hem de halıcılık yapılıyor. Çalışkan, üretici bir köyümüzdür. Sayın Başkanıma öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşrif ettiler, şeref verdiler, sağ olsunlar. Şimdi beldemizde başkanım da söylediği gibi genelsel olarak hakkın rahmetine kavuşmuş kişiler adına yapılan bugünkü sizin de nasipleneceğiniz bir hayır yemeği. Allah kabul etsin inşallah. İnşallah. Ölmüşlerin ruhu değilsin inşallah. Evet, evet. Rahmetli Ali Çetin amcamız vardı. Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Evet. Onun 52.si oluyor bugün. Onun adına verilen bir hayır yemeği. Başkanım da çok güzel tarif etti. İşte geleneksel, yöresel yemeklerimiz. Afiyet olsun diyorum. Ölenlerin bütün ruhu şad olsun diyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Allah kabul etsin. Amin. Hayırlı. Sayın başkanım çok teşekkür ederim ben de sizlere. Ben de diyorum. Afiyetle başlayalım. İlk startı sizden alalım. Evet. Şöyle sevgili izleyenler. Sima Belediye Başkanı, Süleyman Başkanım şöyle bir kaşıkla tutalım. Güney Kasabası Belediye Başkanımıza, muhtarlarımıza verelim şöyle birer tane. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk sayın başkanımızla beraber şu anda sevgili izleyenler bu hayır yemeğini yiyeceğiz. Ölmüşlerin ruhuna değsin. Kim bu yemeği döküyorsa, hayırda kimin katkısı varsa şu anda sevgili izleyenler bizlere afiyet olsun.
yarın ağın eteğinde uçar güvercin olsam. Ağrı dağın eteğinde uçan güvercin olsam. Türkü olsam dillerde, cano cano diya diya dolansam. Türkü olsam dillerde, cano cano diya diya dolansam. Başımdaki sevdayı kalınalara mı yazsam? Başımdaki sevdayı kalınalara mı yazsam? Bu bendeki aşk beyim, söyle bana nereye gidem? Sen orada ben burada, başım yine belalarda. Sen orada ben burada, başım yine belalarda. Koyma beni buralarda, cano cano söyle bana nereye gidem? Koyma beni buralarda, cano cano söyle bana nereye gidem? Ne söylemek istersiniz? Güzel bir ortam var. Hayır yemeği veriyordu şu anda kasabada. Berkevesin gidi gaha gidiyoruz. Afiyet olsun. Sağ ol. Hayır yemekleri böyle mi oluyor burada? Neler var hayır yemeğinde? Bak pilavı var, helvası var, çorbası var, hoşafı var, eti var, ekmek. Ortam hadi. Nasıl Güney Kasabası'nda? İyi, iyi, çok iyi. Mutlusunuz. Mutluyuz, mutluyuz. Nasıl Allah'ım bir yaşam var bu güzel kasabamızda? İyi, iyi. Ekmeğimizi kendimiz çıkarıyoruz, tahtamıza gidiyoruz. Öyle, tamam. Böyle hayır yemekleri birlikte bir ortamda kaynaşıyoruz. Kaynaşıyoruz, her şey gönlünüz olsun. Geldiğiniz zaman sohbetleriniz nasıl oluyor? İyi oluyor komşularla. Kaynaşma oluyor. Evet, şehirde öyle olmuyor. Peki Güney Kasabası'ndaki hayat nasıl? Yani bunun tarihi yerleri nasıl? Evleri, bakıyorum hep böyle mi maşallah köy evleri? Her taraf yani eski ev çok burada. Tarihi ekmekler eser nasıl çıkıyor burada? Ekmeklerimizi nasıl çıkarıyorsunuz? Yemekler nasıl? Ekmekleri kendimiz yapıyoruz. Evet. Kendimiz yapıyoruz. Bizim evet. Evin orada fırın var mesela ekmeği kendimiz yapıyoruz. Siz öyle mi gidiyor? İmece usulü mi gidiyor? Yok şey, herkes kendisi yapıyor. Kendisi yapıyor. Evet, kendi ekmeğini kendi yapıyor. Güzel değil mi bu ekmek? Evet. Lezzetli oluyor. Evet. Bugünkü ortamı nasıl buldunuz ortamı? Bugün her zaman aynı şeyler yaşanıyor. İyi bence. Yarın ne var? Yarın da sünnet var, bir de idrarlaz da var. Nasıl oluyor idrarlaz? İdrarlaz nasıl bir katkı sağlıyor sizlere? Alışveriş yapılıyor. Belediyemizin verdiği şey. Evet. Bir yere geliyorsunuz. Eşin dostun geliyor uzaktakiler. Yani iyi oluyor, evet. Her şey gönlünüz olsun. Sağ olun. Yemekle ilgili ne söylemek istersiniz? Bu yemek yöresel mi direkt? Evet, hepsi ta bildiğimiz bileli böyle bu şekilde. Bulgur pilavımız, evet. Hoşafımız, çorbamız, etimiz daha ne olsun evet. Yemek aynen. Bahane, hıdrenes şenliği bahane, ortam muhabbet. Hepsi bahane. Şahane. Yani. Es alıyor muyum? Teşekkür ederim. Ya hayır yemeğindeyiz. Hayır yemeklerini yedik. Allah kabul etsin. Masamız sağ olsun. Sima Belediye Başkanımız, Güney Kasabası Belediye Başkanımız, muhtarlarımızla birlikte afiyetle bu değerli ellerden çıkan hünerli yemekleri yedik. Ya, sevgili izleyenler anlatıyoruz. Bakın meşhur bu güzel kasabanın, Güney Kasabası'nın olmazsa olmazlarından bir tanesi hayır yemeğinde buranın meşhur çorbası. Ne çorbası? Arpacık çorbası. Arpacık çorbası. Arpacık çorbası yiyelim ki arpacık çıkmasın sevgili izleyenler. Gelelim bulgur pilavımıza. Bakın
Nohutlu, bulgur pilavımız, tereyağlı. Başka? Başka. İçinde tereyağı var. Tereyağı var. Organik değil mi? Organik tabii. Yemeğimiz özelliği. Özelliği. Dana etinden. Dana etle sevgili izleyenler şöyle bir gösterelim. Bakın değerli izleyicilerimize gösterelim. Maşallah bu yemekler afiyetle hayır için gelen insanlarımıza afiyetle veriliyor. Kolay mı bu yemekleri hazırlamak? Kolay mı? Etimizin özelliği nedir? Hayvanlarımız doğal mı? Etimizin özelliği bu yörenin hayvanlarından oluşu. Evet, doğal ortamda yetişiyor. Doğal ortamında yetişen hayvanlardan. Kestiğimiz zaman işte güzel bir köylümüze gelen misafirlere ikram ediyoruz. İkram ediliyor. Sevgili izleyenler şu an devam ediyoruz. Bakın işte bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yerlerini alıyor. Hoşafımız, un elmamız, ilmik elmamız, etimiz, pilavımız, çorbamız da şu anda geldi sevgili izleyiciler, bakın. Ve bir soğanımız. Şu anda ne oluyor? Servise çıkıyor gençlerimizden. Nasıl bir hayır var burada? On numara. Keyif güzel. Evet. Meşeden gel asürmeyelim. Meşeden haydi sulamayalım. Meşeden haydi eşim aman. Dolanda gel damardığını köşeden. Kimler var masamızda? Arkadaşlar, nene. Maşallah bunlar da teyzeler mi? Bunlar da bizim, bunlar benim, bunlar da arkadaşlar. Allah ömürler versin inşallah. Amin. Hayır yemeği şu anda yiyoruz. Evet. Ölmüşlerin onu desin inşallah verenlerin. Amin inşallah. Peki şey. Güney kasabasında nasıl gidiyor yaşam? İyi gidiyor. Memnun musun burada yaşamaktan? Memnunum. Nasıl bir kasabamız var? Güzel, iyi. Geçiminizi nereye sağlıyorsunuz geçiminizi? Tekstille, işle, evimizden. Ne olsa onu evet, yapıyorum evet, değil mi? Evet, evet. Yarın da var inşallah. Hıdrellez var. Evet, Hıdrellez'imiz var. Nasıl Hıdrellez burada? Çok güzel geçiyor. Kaynaşıyoruz. Evet. Bir yere geliyoruz değil mi? Evet, bahanesiyle. Toplanıyoruz. Mahalle toplanıyor, köyler geliyor. İyi mi oluyor sizin? Çok güzel oluyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Evet. Beğendin mi yemekleri? Evet. Hangi yemeği daha çok beğendin? Hepsini. Hepsini beğendin. Yarın ne var inşallah? Hıdrellez var değil mi? Hı-hı. Sen de eğlenecek misin Hıdrellez? Ederim. Güzel bir ortam var. Evet. Öncelikle yemekte var mı katkı mı sizlerin de? Tabii ki arkadaşımın babasının hayır oluyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Hayır olunca bakın işte böyle güzel ortamlar oluyor inşallah. Neler tabii. Söylemek istersiniz? Tabii nasıl ki. Bir ortam var şu anda bu güzel kasabamızda? Ya bizim görgü göreneklerimiz aynı zamanda bunların öldürülmemesi, yaşatılması çok güzel bir şey tabii. Yani mutluyuz yani. Bunlar, evet. Peki yaşam nasıl geçiyor Güney Kasabası'nda? Yaşam köylü işinde gücünde tarlasında yani normal rutin işinde gücünde yani genelde. Bu seni mutlu etti çok güzel ortamda. Herkesin toplanması, kaynaşması, evet. Bir yere girmesi. Evet. Bir de tabii ki yapılan hayır Allah kabul etsin değil mi? Aynen. Ölmüşlerin buradayız inşallah yapanlarında. İnşallah. Keyifli bir ortam var, kaynaşma oluyor bu yemek bahanesiyle. Daha ne olsun değil mi? Dostlarımız geliyor. Hem yardım hem koşuyoruz. Haydi eşim aman, oynaşır balıklar Karadeniz dağları. Bu yıl güzellerin başı sevda. Oynaşır balıklar Karadeniz dağları. Güzellerin başı sevdalı. Hayır bahanesiyle bir yere geliyoruz. Tabii tabii. Burada yemekleri ihtiyarları yad ediyoruz. Değil mi? Evet. Hem de ölmüşlerin ruhuna bir nevi, evet. Bir nevi de olsa bir kat. Yad ediyoruz ihtiyarları. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Hadi sevgili devam edelim şöyle bir. Bakın hoşafımız burada sevgili izleyenlerimiz. İşte meşhur Güney Kasabası sevgili izleyenler. Hayır yemekleri böyle olur. Hoşafımız. Şu anda ben servisini vereyim hoşafımızın. Ve olmazsa olmazsa bir tanesi. Şöyle bir kaşıklayalım. Bakın sevgili izleyenler. İrmik helvamız. Maşallah tane tane. Şu anda yemeğe hazır mı? Hazır. En keyifli nedir? Dağıtmak mı yemek mi?
Dağıtmakta yemekten. Damak dağıtma demek değil mi? Önce ne yapıyoruz? Sevaptan faydalanıyoruz. Ondan sonra da afiyetle bu yemekleri yiyoruz. Evet. Peki ustalar bu yemeği yapıyor. Yemek yiyebiliyorlar mı sonrasında? Yiyebiliyorlar. İnşallah. Teşekkür ederim. Sevgili bakın ortamı görüyorsunuz. Şu anda sıra edildi. Ablam merhabalar. Merhaba. Kameramız sizi görsün. Evet. Nasıl gidiyor? Şu anda hayır yemeği bahanesiyle bir araya geliyoruz. Afiyetle yiyoruz. Evet. Baba rahmetli babamın hayırını yapıyoruz babanızın işte. Mı? Evet babam. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Mekanı teşekkür ederim. Olsun. Allah razı olsun. Mekanı, iyi ki yapmışsınız. Allah kabul etsin. Evet. İnsanlara sebepleniyor. İnşallah. İşte halkımız geliyor. Biz de gurur duyuyoruz yani milletimizle böyle beraber. Peki ek ihtar nedir şu anda sizler için? Tabii dediğim gibi üzüntü bir durum var. Allah rahmet eylesin ama herkese yemekten... Biz de anımız dostlarımızla beraber böyle bir gün geçirmek. Ve herkese nasip oluyor. Biz de İzmir'den geldik. Güney Kasabası Belediye Başkanı misafiriz. Bize de nasip oldu. Ölmüşlerin ruhu neyse inşallah babanızın mekanı cennet olsun inşallah. Efendim teşekkür ederim, sağ olun. Evet, tesadüf oldu. Biz de bilmiyorduk, tesadüf oldu. Güzel oldu yani. Peki anlatın bu güzel kasabamızı. Güney kasabası nasıl? Güney kasabamız güzeldir. Yeşilliğiyle, kuru fasulyesiyle. Güzeldi bir memleketimi seviyorum ben. Yaşamı güzel. Evet çok güzel. Yarın da hıdrellezimiz var. İnşallah başkanımıza da teşekkür ederiz bu arada. Nasıl oluyor hıdrellez burada? Çok güzel geçiyor, şenlikli oluyor. Güzel bir gün oluyor. İnsanlar kaynaşıyor bir yere giriyor şu anki ortamda. Evet aynı bu gördüğünüz gibi insanlarımızla beraber. Bakın sevgili izleyenler Serdar abi şöyle bir göstersin içeriye bakın. Bomboş sevgili izleyenler. Şimdi insanlarımız geliyor. Hayır olunca sevgili izleyenler işte bakın. Hayır yemeği böyle dağıtılıyor. Ve gerçekten Allah kabul etsin dağıtanlardan. Bir önceki ablamızın babası vefat etmişti. Bu yemek o vesileye verildi. İşte hayır yemeği bu güzel ortamda hem güzel hayra vesile oluyor. Hem ölmüşlerin ruhunu diyor. Hem de bu güzel ortamda insanları birbirine getirip kaynaştırıyor. Ve şu anda sevgili izleyenler kazanlar içerisinde bu güzel ortamda çekimlerimizi şu anda sonlandırıyoruz. Bir iki ablamızı daha dinleyeceğiz. Büyüklerimizi dinleyeceğiz. Ondan sonra inşallah değerli muhtarımız beni bekliyor. Fırında ekmeklerimiz hazır. Ablalarımız hazır. Bakalım bundan sonraki çekimlerimizde biraz sonra orijinal ekmeğimiz yani fırın ekmeği nasıl oluyor bu köy ekmeği hep birlikte izleyelim. Şapka gitti. Hoş geldin. Merhaba abim benim. Merhaba. Şapka nerede? Şapka senin de başta. Yo. Pes başıma, pes başıma. Püskülü ben olayım. Nasılsınız? Evet, değerli abicim neler söylemek istersiniz? Şaka bir yana. Şapka şöyle teslim edelim sizlere. Nasıl bir ortam var burada? Güzel bir kaynaşma örneği var. İyiyiz. Yemekler yeniliyor. Allah, hayır yemeği var. İyiyiz Allah'a şükür. Allah kabul etsin inşallah. İnşallah. Kimlerle oluşuyor arkadaşımız? Gerçek dostlar mı buluştu şu anda bu masada? Tabii hepimiz de bak. Aynı köy. Bu misafir, bunla köylü. Maşallah. Bu misafir, muhtarımız eski var. Başkanımız. Muhtarımız var. Başkanımız var. Daha ne olsun deme ya. Daha ne olsun. Yemekler nasıl? Hayır yemeklerimiz. Yemeklerimiz çorba. Kim daha çok yedi abi? Kim bitirdi bu tepsiyi? Dördümüz beraber bitirdik. Maşallah. Pehlivan gibisiniz valla he. Heh. Ya diyorsun ki bu güzel ortamın güveçi olsun. Yenmez mi? Pilav, poşav, helva hepsi de güzel maşallah. Peki nasıl geçiyor Güney Kasabası'nda yaşamımız? Çok iyi Allah şükür. Mutlu musunuz? Mutluyuz Allah şükür. Kaynaşma oluyor bir yere giriyorsun güzel kasabada. Güzel. Yeşil Bursa'yı andırıyor burası doğru mu? Tabii Yeşil Simav. Yeşil Simav değil mi? Yeşil Simav Güney Beldesi. Maşallah. Evet. Neler söylemek istersin bu kasabayla ilgili? Nasıl bir yaşam? Ya köyümüz çok iyidir. Halkımız da iyidir. Evet. Yani ne olacak oğlumuz ben oradan mükemmel. Yemekler yeniyor burada. Ben maşallah hiç... bakıyorum tepside bir şey kalmamış. Tabii dağla geldiğim öyle yedik. Vallahi değil mi? O ortamda yenmez mi yemekler? Yenmez mi ya? Aman dikkat edin birbirinizi yemeyin. Olur olur. Allah razı olsun. Nasıl geçer burada yaşamımız? Çok güzel. Keyif alıyor musunuz? Allah'a şükür. Nasıl bir yerde geldiğiniz zaman nasıl oluyor muhabbetlerimiz? Muhabbetlerimiz çok güzel.
kapalı spor salonu çok yapıyoruz. Güzel. Yeni başladık. Sizin de tam böyle denk geldiniz. Ne güzel maşallah. Drobeton temeli atıyoruz. Nasip olursa 2 ay 3 ay sonra suni çim sahayla kapalı spor salonu yapacağız. Ne güzel değil mi? Kimler faydalanacak buradan? Kimler buradan? Güneyköy halkı, Kınık, Naşa, yakın civardaki gençler faydalanacak. Ne güzel değil mi? İşte yatırım işte şey bu olur değil mi? Yani bir Güney kasabası için herhalde en güzel, en verimli olan şey bence bu olacak inşallah gençlerin açısından. İnşallah gençler açısından tabii kaynaşma olacak. Evet, ferişlenebilir miyiz? Nasıl gidiyor şu anda çalışma? Sağlığı nasıl takip ediyorsunuz yapılan işleri? Ben Mustafa Atlı Belediye'nin fen işlerine bakıyorum. Burası kapalı halı saha olarak yapılıyor. Finansı Spor Toto Başkanlığı tarafından karşılanacak. Var olsunlar. Belediyemizden de pek bir gider olmayacak. Yani kasasından ya para işte çıkmayacak. Bittiği zaman inşallah bu bölgeye insanlara, katkısı alacak. İnsanlara işte faydalı bir şey olacak inşallah. Daha önceki bir sim aldık, çekimlere beraberdik. Evet. Bugün tekrar beraberiz. Güney kasabasındayız. Ve gerçekten Sim Baba bizler geldiğimiz zaman keyifliyiz, mutluyuz. Biz de sizleri görünce Allah razı olsun. Ve tabii ki çok değerli oğullarınızla devamlı görüşüyoruz. Evet. Hem sağ olsun Hakan Yenen abimiz olsun. Hem Tarık Yenen kardeşimiz. Evet. Kanal 35'te bizim ana haber sunucumuz. Evet. Ve tabii ki ana haber sunucusu olur da babasını iş yapar sevgili izleyenler. O da duayen bir gazeteci. Sim Baba'nın tanınan bir insanı kendisi. Şöyle değerli abicim, kendinizi bir anlatır mısınız değerli izleyicilerimize? Meslek nasıl gidiyor? Bir Sim Baba, bir Güney kasabasını bizlere nasıl anlatırsınız? Ben 37 yıllık gazeteciyim. Maşallah. Şu anda Doğan Haber Ajansı'nın Sim Baba temsilcisiyim. Maşallah. Valla gazetecilik yaşamaktır. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Aşk. Evet, aşk. Yani insanın içine girdi mi çıkmıyor valla. Severek yaptığı için de uzun yıllar bunu sürdürüyoruz. Güney kasabası bizim çok sevdiğimiz, çok çalışkan bir belediye başkanımız var. Allah razı olsun. Hizmetleri son derece güzel. Bizler de gazeteci olarak takip ediyoruz. Sağ olun. Vatandaşlar da umarım onlar da mutlulardır. Beldelerin içerisinde nüfus itibariyle de hem çok yoğun bir nüfusa sahip, hem de hizmetler açısından oldukça zenginler. Ben belediye başkanımızı kutluyorum. Allah razı olsun. Bu Hidres Şenlikleri, bu güzel kasabada nasıl geçiyor? Nelere vesile oluyor? Neleri bir yere getiriyor? Ben daha önce de gelmiştim, bu etkinliklere katılmıştım. Adeta insanların burada kanı kaynıyor. Çok güzel etkinlikler var, güzel gelenek ve görenek devam ettiriyorlar. Umarım geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda aynı coşkuyla kutlanacağını umuyorum. Belediye başkanımız da bu konuda zaten hazırlıklıdır. Ve sizlerin sayesinde de hep beraber takım şey yapıyoruz. Estağfurullah. Allah razı olsun. Ne yapalım insanlarımızı? Yeşil Sim Baba. Güney kasabasına ne yapıyoruz değerli izleyicilerimizi? Davet ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Hayır, hayıra davet ediyoruz. İnşallah. Sen beni gelir misin? Hele hele uçlar. Bugün de güzel bir hayır yemeği var. Yarın da inşallah Hıdrellez Şenliği var. Evet. Şimdi belediyeden çıktınız, mesainiz bitti. Mesai şöyle bir babayla mi beraber baba oğul geziyorsunuz. Aynen öyle. Neler söylemek istersiniz bu güzel kasabamızla ilgili, Sim Baba ilçemizle ilgili? Başkanla biz sürekli görüşüyoruz zaten. Allah razı olsun. Yani yapmamız gereken ne varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne güzel, ne mutlu. Bizim için tabii çok önemli bir kasaba, Güney kasabası. Sürekli dirsek temasında olduğumuz bir yer. Ne güzel. Sim Baba ilçesi olarak gözde kasabalarımızdan bir tanesi. Halk olsun, yeşilliği olsun, yerleşim yeri olsun, gerçekten mükemmel bir yer. Zaman zaman gelmeye özen gösteriyoruz. Burada dostluklarımız da var ayrıyeten. Onları ziyarete geliyoruz.
Bugün de öyle bir geldik bakalım. Hayır hazırlıkları nasıl devam ediyor mu? Yapmamız gereken bir şey var mı diye bakmaya geldik. Sayın Mehmet abimizi burada görmek bizim için bir onur. Çok değerli bir duayenimiz, basının temsilcisi. Kendisi hoş geldi diyorum. Oğlu Hakan da zaten beraberiz. Devamlı temas halindeyiz. Hani şu anda olduğu gibi. Evet, evet, dirsek temas halindeyiz. Ama Mehmet abimiz tabii yıllarca bu Simav ilçesinin, beldelerin, Simavlı'nın gözü, kulağı olmuştur her zaman. Hala biz emektar demiyoruz. Hala devam ediyor mesleğine. Kendisine çok teşekkür ediyoruz verdiği hizmetler için. Allah'ım uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Hep beraber beldemizin haberlerini el ele yukarılara taşıyalım. İyi haberlerini. Allah razı olsun. Çöp çatan elin kırılsın aman. Çöp çatan elin kırılsın aman. Dengini dengine çat aman. Dengini dengine çat. Murat'la Gezinti programı olarak Güney Kasabası'ndan çekimlerimiz devam ediyor sevgili izleyenler. Hem de hiç durmadan. Niye durmadan sevgili izleyenler? Bakın bizler dursak bile buranın güzel tezirini durmuyor maşallah. Ne yapıyorlar sevgili izleyenler? Hayır yemekleri yendi. Akşama sevgili izleyenler. Beyler ne bekler? Ekmek bekler, yemek bekler. Pide bekler. Pide bekler değil mi? Tamam. Şu anda sevgili izleyenler pide derken de elimde şu anda buranın yöresel meşhur patatesli pidesi elimde. Ve şu anda kiminle beraberiz? Sehra Çavdar. Maşallah Sehra desem. Anlatır mısın? Ha. Bakın ne güzel. Şu anda fırın içi sevgili de mükemmel görünüyor. Serdar abimiz görüntü aldı. Bakın ablamız şu anda küreği eline aldı. Ha. Aman dikkat bize vurmasın şu anda. Ekmekleri ne yapıyor sevgili izleyenler? Odun ateşinde, köy fırınlarında pişti mi diye bakıyor. Ve şu anda ekmeğimiz sevgili izleyenler çıkıyor ama daha durumu pişecek inşallah değil mi? Bir anlatır mısınız şu anda bu ortamınız nasıl? Güzel fırın ortamında toplandığınız zaman muhabbetler nasıl oluyor? Ekmeklerimiz görece nasıl çıkıyor? Kimin ekmeği daha güzel? Kim neler yapıyor burada? Hepsi göze alıyor oğlum. Hepsi pişiyor. Evet. Ha? Hepsi böyle güzel pişiriyoruz, yiyoruz. Allah'ımıza şükür. Çok şükür değil afiyetle. Mi? Kendin pişir, kendin ye yapıyoruz. Tamam oğlum. Peki nasıl? Kaç ekmek atıyorsunuz mesela şu anda buraya? Günlük ekmek ihtiyacınızı karşılıyorsunuz şu fırınlardan. Bir miner 8 ekmek alıyor. He bakın 8 ekmek teknesini sevgili bakın görmenizi istiyorum. 8? 8 tane ekmek alır bir tanesi. Maşallah. Nasıl bir kaynaşma oluyor? İyi oluyoruz oğlum. Pideleri yiyoruz, çay yapıyoruz, kola içiyoruz pideyle. Oh, keyif size valla. Beyler ne yapıyor beyler? Beyler kayvede geziyor. Benim bey yok. Mezete. Nerede? Mezarı yolladık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah. Belki bu mübarek Berat Kandili'nin anılmak isteniyor herhalde. İnşallah. Şu da kardeşim. Muhtar kardeşim, şu da kardeşim. Muhtar kardeşler toplanmış valla. Şimdi ne olmuş sevgiler burada? Bütün kızlar toplandık gibi oldu valla. Şu anda bütün kızlar bir arada. Çok teşekkür ederim. Sen yap. Rabbim muvaffak eylesin. Aya bak yıldız, ay bak aman. Aya bak yıldız, ay bak aman. Geline bak güzel kız, ay bak aman. Geline bak güzel kız, ay bak. Çöp çatan elin kırılsın aman. Çöp çatan elin kırılsın aman.
Bakın şu anda köy ekmeklerimiz pişiyor fırında. Pişen. Kaç dakikada pişiyor? Benim şu anda duyduğum kadarıyla, kulak misafir olun başkanımıza. 200 saat bir ekmeğin gramı, yani gram demeyelim de 1,5 kilo maşallah. Evet. Mutlu ya. Evet. Ne kadar gidiyor bir ekmeğimiz? Bir ekmek 2 kimseye 2 gün 3 gün yeter. Yeter değil mi? Evet, bu oranda bir gün yeter. Nasıl oluyor muhabbetlerimiz burada? Muhabbetlerimiz iyi olur. Halı dokuruz, gezeriz, konuşuruz. Dayanışırız. Evet. Dayan olsun. Akşam toplanır, sohbet ederiz. Bu ekmek bu. Ödülenle şenliğimiz var. Evet. Nasıl oluyor bu ödülenle şenliği? Çok güzel oluyor. Nasıl Allah razı olsun reisimize. Çok güzel iş yapıyor. Sağ olsun. Nasıl bir kaynaşma oluyor? Yarın benim oğlum Mevlana olacak. Anaokulunda oynayacak. Sabırsız da bekliyor. Bir yerde sevgili izleyenler ekmeklerimiz pişiyor. Bir yerde şu an sevgili izleyenler dolmalarımız şu anda odun ateşinin etrafında işte böyle güzel organik yöresel bir köy fırında pişiyor sevgili izleyenler. İşte burada her şey tamamen doğal, organik. Burada ekmeklerimiz sevgili izleyenler, bu değerli ablalarımızın hünerli elleri bu ekmekleri hazırlıyor. Ekmek teknesinde beyler ne yapsın sevgili izleyenler? Çayını içsin, sohbetini yapsın, geçsin, tozsun, bu ablalarımız çalışsın. Dök bakalım. Oo, daha neler geliyor sevgili izleyenler, bakın. Pidelerimiz pişmiş. Maşallah, getir bakalım. Zeynep'e bir getir. Top komple getir ablam. Komple alttakini getirelim böyle bir. İzleyenlerimiz şöyle görsün. Bakın sevgili izleyenler. Maşallah. Neyli bunlar? Bu patatesli, bu da katıklı. Buraya. Katıklı derken? Çökemelli. Sevgili izleyenler. Niye yere bıraktın? Al kucağına. Yerden mi yenilir? Nimet yerde olmaz. Şöyle bir nimeti kaldıralım. Görsün sevgili izleyenlerimiz. Sevgili izleyenler, sıcağı sıcağına. Ben şu anda ne yapıyorum? Afiyetle. Alın koparın da yiyelim eskidelerden. Adam kendini siler misin çeneni? Tamam. Çeneni o taraf değil mi? Sevgili izleyenler, gerçekten mükemmel. Doğal ortamda işte ablalarımızın hünerli elleri. Biraz bundan yiyorum, devam edeceğim. Bakalım çökelekli de merak ediyorum sevgili izleyenler. Ama güzelmiş maşallah ya. Güzel. Her şey mükemmel değil mi? Evet. Çayla, ayranla. Evet. Her şeyle gider. Mükemmel gider. Evet. Nasıl gidiyor yaşamımız? İdare ediyor. Gülmek. Evet, mutluyuz. Allah'a herkes şükür. Bir yere geliyor. Bak şu anda seni gösterelim. Zadır abi şöyle bir gösterelim. Bakın değerli köylerimiz şu anda evet. Bir arada. Herkes birlik ve beraberlik çatısı altında toplanıyor. Evet. İşte köylerin en sevdiğim tarafı bu. Evet. Birlik ve beraberlik, örf, adet, bu güzel ortam değişmiyor maşallah. Evet. Ve sevgili şu anda ne yapıyorum? Şu ekmeğimi de bu vesileyle sohbet arasında bitirmiş oldum diğerini. Avcı ne yazacak o? Serdar abi avcı ne yazacak? Böyle önce programı yiyecek. Bu güzel köy fırından çekimlerimizi şu anda sonlandırıyoruz. Afiyet diliyorum. Özellikle ablama baka baka. Bak nasıl yiyorum ablam. Afiyet olsun. Evet sevgili izleyenler, bizlere afiyet olsun. Sizlere iyi seyirler. Ayar bak yıldız ay bak aman. Bakalım ekmeğimiz olmuş mu? Pişecek değil mi daha? Geline bak güzel kızlar bak. Herkesi Güney Kasabası'na bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Gelmişsiniz. Köyde nasıl gidiyor yaşam? Yaşam nasıl gidiyor burada? Yaşamımız iyi. Yemeklerimizi bak fırınlarda ediyoruz. Hazır ekmek yemeyiz öyle. Hasta oluruz da ye. Yemeyiz değil mi? Neler olur fırında? Sohbetler nasıl olur fırında? Fırında daha iyi olur. Pişirip yemek. Çok yapıyor musun sen de? Yapıyoruz. Birer fırın ediyoruz. Dolduruyoruz derin dondurucularak. Kaç yıl sürüyor bu yemekler? Bitiyor mu ekmekler? Kaç yıl sürüyor bu ekmekler? 3 ay. Maşallah. Sevgili teyzemin bir özelliği var. Hani gelin atabilmiş ya yana nasip. Hem naz yapmış hem gitmiş. Teyzem de bir yandan kaçıyor bir yandan sohbetinde devam ediyor. Memleketim. Güzel Türkiye. Dünya gözünü dikmiş sana bakıyor. Hainler saf tutmuş. Dört bir yandan akıyor. Mazlumların boynunda yafta. İşte icraatlar lafta. İşte veriyoruz şehit her hafta.
eşkıyayı dağda tutan kardeşim Hasan, mahpus damında bakan dört tane şaklaban. Anaları öper doğurmuş, yok ki suçu, gavur diyarında ellerinin bir ucu. Veremezdi evladına giderken peygamber ocağına yolluk, görmedik derdin inen bolluk, görmedik derdin inen bolluk, büyütürdü Peridot'un oğulluk. Gayrı, gayrı hain ellerinde kaldık. Ben, benden olanı bilmeyeceksem, başıma çuval geçiren köpeğe dost diyeceksem, ben bu oyunda yokum. Adam deyip kolladıklarımız, ekmek verip yalladıklarımız, itler, itler ayağımıza sarmaya başladı. Şehitlerimize at olur, nur içinde yatsınlar. Babadan Cağ Kebabı Murat'la Gezinti'yi sundu.